Netflix'in yeni gençlik draması My Life with Walter Boyce geçtiğimiz hafta yayınlandı. Gençlik dizilerine, özellikle aşk üçgeni içerenlere sürekli gıcık olan ama ne hikmetse izlemekten de asla geri durmayan biri olarak bu diziyi de elbette bir çırpıda izledim. Dizi nasıl olmuş, izlemeye değer mi diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün My Life with Walter Boyce hakkında konuşacağız. Herkese selamlar, Burcu Babal ben. Umarım hepinizin keyfi, sağlığı yerindedir. My Life with Walter Boyce, Ali Novak'in aynı isimli popüler Wattpad romanından uyarlanan bir Netflix gençlik dizisi. Hikayemizin merkezinde Jackie Howard isimli Manhattanlı bir genç kız var. Jackie tüm ailesini trajik bir kazada kaybediyor. Ve bu olayın ardından Jackie ailesinin vasiyeti doğrultusunda New York'taki ayrıcalıklı ve stabil hayatını geride bırakıp annesinin en yakın arkadaşı ve vasisi Catherine'in yanına Colorado'ya taşınmak zorunda kalıyor. Catherine ve eşi George Colorado kırsalında küçük bir çiftlikte 10 çocuk yetiştiriyorlar. Jackie bir taraftan kırsaldaki yeni ve kaotik hayatına uyum sağlamaya, diğer taraftan da Princeton Üniversitesi'ne girme hayaline odaklanmaya çalışıyor. Ancak aynı anda iki farklı karakterdeki Walter kardeşi olan hisleri kafasını karıştırmaya başlıyor. Bir tarafta kitap kurdu ve güvenilir Alex var. Diğer tarafta ise gizemli ve sorunlu Cole. Peki Jackie hem hedefine sadık kalıp hem aşkı bulabilecek mi? Evet, her şeyden önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz My Life with Walter Boyce dizisinin afişi son yıllarda gördüğüm en kötü dizi afişlerinden bir tanesi. Yani bu afişte amaçlanan tam olarak neydi? Biri aşağı bakıyor, biri yukarı bakıyor, biri başka tarafa bakıyor. Hakikaten merak ediyorum, bu dizinin afişine dair en iyi fikriniz ve en iyi sonuç bu muydu? Yoksa direkt bir Wattpad estetiği falan mı yakalamaya çalıştınız? My Life with Walter Boyce bir Wattpad uyarlaması, bir gençlik dizisi ve ana odağında bir aşk üçgeni var. Tüm bunlar göz önüne alınınca bu diziyle ilgili beklentilerim oldukça düşüktü açıkçası. Ancak dizi Netflix gençlik dizisi standartlarında dahi baya kötü bir yapım olmuş. Dizinin sıkıntıları oyuncu seçimleriyle başlıyor bence. Bir defa Jackie karakterini canlandıran Nicky Rodriguez başrol için pek uygun bir tercih olmamış bence. Jackie karakteri artık nasıl yazıldığıyla mı alakalı yoksa oyunculukla mı alakalı bilmiyorum ama çok sönük bir karakter. Hatta şöyle söyleyeyim, bir yere kadar kızın ismi bile aklımda kalmamıştı ana karakter olmasına rağmen. Diğer oyuncu seçimleri de pek hoşuma gitmedi benim. Walter kardeşler örneğin hiçbiri birbirine benzemiyor. Onların kardeş olduğuna inanmak da oldukça güç oluyor bu durumda. Yani casting genel olarak çok kötü diyebiliriz. Bu arada Suits dizisinde canlandırdığı Donna karakteriyle tanıdığımız Sarah Rafferty bu dizide Catherine karakterine hayat veriyor. Eşi George rolünde ise Buffy the Vampire Slayer'da Riley'i canlandıran Mark Lucas var. Anne baba Walter'lar olarak fena bir çift olmamışlardı bence. Ben bu dizinin fragmanlarına falan ilk denk geldiğimde nedense Walter kardeşlerinin gerçek kardeş olduklarını düşünmemiştim. Evlat edinildiklerini, üvey kardeş olduklarını ya da işte koruyucu ebeveynlerin evinde kaldıklarını falan düşünmüştüm. Meğerse gerçek kardeşlermiş. Yani 8 tanesi gerçekten Walter ailesinin çocukları. İki tane evde başka çocuk var. Bunu da tam olarak anlamadım. Net olarak söylemiyor ama sanırım babanın kardeşinin oğulları. Evde 10 tane çocuk var. Bir tanesi kız, 9 tanesi erkek. Dizinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor. Aslında süresi çok da az değil. Ama buna rağmen hiçbir karakteri yeterince tanıyamıyoruz. Bence dizideki karakterler inanılmaz tek boyutluydu. Misal Alex. Kendisi hakkında ne biliyoruz? İyi birisi ve kitap okumayı seviyor. Ya Allah aşkına kitap okumayı sevmek başlı başına bir karakter özelliği olabilir mi? Jackie hakkında ne biliyoruz? Princeton Üniversitesi'ne gitmek istiyor. Peki bunun için ne yapıyor? Nasıl çalıştığına dair hiçbir detay göremiyoruz. Evet kadro çok kalabalık, katılıyorum. Her karaktere yeterince yer vermeleri çok zor falan ama ellerindeki süreyi de çok iyi kullanamamışlardı bence. Senaryo yapay zeka tarafından yazılmış gibi hiçbir orijinalliği yok. Dizideki her olay daha önce başka bir gençlik dizisinde izlediğiniz bir şeylerden alıntı gibi ve maalesef
hiçbir karakter yeterince ilgi çekici değil. Bu noktada şunu da itiraf etmek istiyorum. The Samurai Turn Prince dizisiyle ilgili, özellikle ikinci sezonuyla ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz. Ancak iki diziyi kıyaslayınca açıkçası The Samurai Turn Prince bunun yanında başyapıt gibi kalıyor. Jackie ve Alex arasında hiçbir çekim ve uyum yok. Birbirlerini pek tanımadan ve birdenbire çıkmaya başlıyorlar. Neden birbirlerinden hoşlanıyor olabileceklerine dair de dizi bize neredeyse hiçbir şey anlatmıyor. Genelde bu tarz dizilerde ana karakterimizin birlikte olması için bir tarafı tutarız, takımlara ayrılırız falan. Ama bu dizide Alex inanılmaz antipatik bir karakter. Cole desen o apayrı sinir bozucu. Yani ben Jackie'yi ikisine de yakıştıramadım. Yani ben Jackie'nin yerinde olsaydım herhalde Walter kardeşler içerisinden tiyatrocu Danny ile birlikte olurdum. Yeri gelmişken şu noktaya da değinmek istiyorum. Jackie aynı anda tüm ailesini kaybediyor ve tüm hayatı değişiyor. Bilmediği bir şehre, bilmediği insanların yanına yerleşiyor ve biz dizide Jackie'nin travmalarından daha çok Cole'un travmalarını izliyoruz. Neymiş, artık futbol oynayamayacakmış. Yani bir noktadan sonra o kadar baydım ki Cole'un şımarık davranışlarından. Ya birader, kızın anası, babası, ablası, tüm yakınları ölmüş, sen neden bahsediyorsun, artık yeter noktasına geldim. Catherine Jackie'nin tüm Walter çocuklarına iyi geldiğini, onları pozitif şekilde etkilediğini söylüyor. Ama ne zaman, nasıl? Bu iyi etkileşimin nasıl gerçekleştiğini bize neredeyse hiç göstermiyorlar. Hatta bazı çocuklarla hiç etkileşimi bile yok. Bir tek Danny ile arkadaşlık ettiğini görüyoruz en çok. Ki onun da mesela Juilliard başvurusuna nasıl yardım ettiğini bize göstermiyorlar yine. Dizi bize sürekli Jackie'nin herkes için çok önemli biri olduğunu, herkesin hayatını çok olumlu şekilde değiştirdiğini söylüyor. Ama bize bunu hiç göstermiyor. Bu açıdan da Walter ailesi ve Jackie arasındaki yakınlık hiç inandırıcı olamıyor. Hoşuma giden bir iki noktadan bahsedeyim. Dizide izlediğimiz düğün gördüğüm en güzel düğünlerden biriydi. Ve bu düğünde Cole'un yaptığı konuşma da çok güzeldi. Bir de Şükran günü yemeği sırasında Catherine'in aileyle ilgili yaptığı konuşma da bence çok güzel ve çok etkileyiciydi. Bunun dışında dizi eğer karakterleri daha iyi tanıtsaydı ve Jackie'nin New York'taki hayatıyla Colorado'daki hayatı arasındaki farklara daha fazla odaklansaydı bence çok daha başarılı olurdu. My Life with Walter Boys izlenmeyecek kadar kötü bir dizi değil. Kafa dağıtmak için izlenebilir. Ancak gençlik dizileri içerisinde çok da iyi yapımlardan biri değil. Eğer dizinin ikinci sezonu olursa olayların nasıl ilerleyeceğini merak ettiğim için muhtemelen yine bir göz atarım ikinci sezona. Benim bu dizi için puanım yalnızca 10 üzerinden 5 olacak maalesef. Siz diziyi izlediniz mi? Diziyi nasıl buldunuz? Ya da kitabı okumuş muydunuz? Kitapla kıyaslandığında nasıl bir yapım olmuş? Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Benden bugünlük bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.